Evet, Mevlüt Usta. Göynüğe yaklaştık. Batı Karadeniz'in en güzel yerlerinden biri. Daha önce de gelmiştik hatırlarsan. Doğrudur, doğrudur. Mutlu olduğumuz, çok beğendiğimiz bir yerdi burası biliyorsun. Burada hatta göl kenarında araçların üzerinde yatmıştık. Güzeldi yani. Evet, evet. Tabii şimdi Mayıs ayının ilk haftası. Yani bence doğanın en güzel olduğu mevsim, en güzel olduğu dönemlerden birindeyiz. Kuş sesleri, kelebekler, arılar, yani doğa yeni uyanıyor. Özellikle bu bölge de çok güzel bir bölge. Herhalde bu hafta sonu iyice böyle pilleri şarj ederiz diye düşünüyorum. Aynen, ben de öyle düşündüm. Bayağı bir renkli geçer diye düşünüyorum ben de. Evet, burası güzel çünkü. Şu an için tek sıkıntı belki bir hava muhalefeti olabilir. Yağmur yağma ihtimali yüksek. Artık yapacak bir şey yok. Karavanımız var. Çadırlarımız var. Şeker değiliz, erimeyiz. Onun için güzel bir hafta sonu olacağını düşünüyorum. Herkese hayırlı yolculuklar. Tam ağzımları aldın, şeker değiliz cümlesini. Erimeyiz ya. İyi olur vallahi. Aynen, baksana ya, ormanlar, yeşilliğin güzelliğine bak. Seviyorum bu ülkeyi ya. Biz de, biz de. Kaç kilometre yazıyor Burak? 36 kilometre kaldı. 36. Bitmiş ya, az kaldı. Ya sesin çok derinden geliyor ya. Uzaktan mı konuşuyorsun? Şimdi de biraz güzeldi ama o kadar iyi değil diye. Çekmiyor mu şu an cep telefonu? Gidiyor Vodafone ya. Ulan arabam 5 para etmez. Telefonum 5 para etmez. Yani anlamadım gitti kardeşim. Senin gibi kaliteli bir adam nasıl böyle dandik mandik markalarla uğraşıyor? Bu hafta İzcitim, Bolu, Göynük'te. Neden buradayız? Bu hafta L200 buluşması var. Türkiye'nin en büyük 4x4 gruplarından L200 buluşması, L200 Triton buluşması var. Göynük'e geldik. Görüyorsunuz, saymadık ama 200-300 araba var. Türkiye'nin her tarafından gelenler var. Kıbrıs'tan gelenler var. Bu 4x4 sevgisini, doğa sevgisini, arkadaşlığı pekiştirmek için yapılmış güzel bir organizasyon. 1-2 gün buradayız. Bunları çekeceğiz. Sizlerle bunu paylaşacağız. Bundan sonra İzcitim YouTube kanalından devam edecek.
daha güzel görüntülerle, daha güzel teknik bilgilerle sizlerle beraber olacağız. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Evet, dediğimiz gibi İzcit'in bu hafta Bolu Göynük'te. Ateş yakacağız. En güzel yer seninki abi. Valla biz de sonradan ihale bize kaldı. Biz de değiştirecektik şeyi. Ordu gezen bilir oflu. Ordu gezen bilir oflu. Bizde kim vardı ya bizim? Muammer Selim. He, Muammer abi. Beraber bir defa seni karşıladık. Tamam. Onun haricinde aa, 2011 miydi? 2010. 2010'du. 2010'da bir süre sizle beraber gittik belli bir yere. Evet evet. Ama o zaman sakal falan yoktu galiba. Yok abi, o zaman baby face'lik falan. Yani televizyon öyle bir ketum bir hale geldi ki adamın markasını göstermiyor, reklamını yapmıyor, üstünü bantla kapatıyor falan filan. Adamlar rahatlı, ben de olsam ben de şey yapmam. Abi televizyon artık farklı bir mecraya döndü. Evet, evet. Amanın basmaya gelmez, amanın küsmeye gelmez. Trabzon'un feneri İki defa döneyi Trabzon'un feneri İki defa döneyi Geldi ordu vapuru İstanbul'a gideyi Geldi ordu vapuru İstanbul'a gideyi Şalım yeşişalım oy Dünyayı dolaşalım Al şalım yeşil şalım oy Dünyayı dolaşalım Sen yağmur ol ben bulut Bolu'da buluşalım Sen yağmur ol ben bulut A4'le karşınızdan geldim. Selektör, korna şu bu. Dedim aceleleri var gidiyorlar. Daha çıkıyorum. Belgeselde gördüm sonra. Neye çıkıyorum? Aktağlara çıktık. Aktağlara. Şimdi oralar artık avucumun içi gibi oldu. Ben aldım zehri. Hepsine evet. Çıkıyoruz. Ne güzel ya. İşte bunu yapabildiysek ne mutlu yani. Yaptın abi. Fazlasıyla yaptım. Eyvallah. Eyvallah.
Şimdi biz de yeni nesiller aktarıyoruz aynısını. Ne güzel. Tabii canım, çocukları artık şehirden kurtarmak lazım. Bu da benim oğlan. Maşallah. Siz nereden? İstanbul'dan. Öyle mi? Peki. Sizi hatırlıyorum bir yerden. Bu arada. Otel ve villa. Ben de sayenizde off-road'a başlamış oldum. Arkadaş vardı. Ama güzel oldu herhalde değil mi? Peki'nin merkezi mi? Zaten doğayı sevgilisi başlıyor. Aynen. Ölkesi olmadığı zaman başlayamazsın. Olmaz. Tamam, bir şey olması lazım yani. Bahane lazım. Yani yabancı, hem bahane lazım. Yabancı, yani biraz birkaç dışarıdan gelen yani, onlarca komple. İçinden gelecek. Seveceksin. Seveceksin. Yani zevk almazsan. Vallahi bu ilgili kangurularla bir boks yapamadın abi ya. Vallahi kangurular enteresan hayvanlar ya. Tam off-road'un şeyi yani. Ana vatanı yani. İşte ben tabii gördüm. Hani bakıyorum elimde o şerikeleri falan. Eski kasaları. 12-13 liraydı. Sonra almadım. Frontier'i aldım. Bilmeden. Ona kalsa o geldi. Abi sonra şu arabalar nasıl böyle pahalandı? O 12-13 lira olan arabalar şimdi 50 lira, 55 lira. İzciri Deli Kadir abi vardı işte. Abi de Harar demiyordu. O kadar abi. Japon mu Amerikan mı? Japon mu Amerikan mı? O muhabbeti çok güzel. Gangster, gangster. Ne makara böyle. Sonra YouTube'lardan izliyorum ben. L200'ün L200 olmasında yani onu şey yapmak istemiyorum. Yani onda bir sevazi değil. Ama bakıyorum şimdi Temsa L200'leri falan hiç 400'ün 100 vermiyor. Bizim zamanımızda da öyleydi. Herifler bize şey demişti ya. Ya bir al kanalı bulmalımızın satılmasını, görünmesini istemiyorum. Kime satacaksınız? Yani Reyna'ya giden adamı mı satacaksınız? Aynen öyle. Ben arkama atıyorum abi. Avcı alacak, çiftçi alacak, işte ne bileyim madenci alacak, inşaatçı herkes alacak. Herkes kendine göre kullanıyor. Ben dolduruyorum arkaya, köseye, tasıtara, hadi yavrum git dağ. L200 Triton buluşmasındayız. Tabii her etkinlikte olduğu gibi bu etkinlikte de çok güzel hediyeler oldu. Arkadaşlığın, dostluğun pekişmesi için. Hediyeleri de kazanmak için ufak yarışlar düzenlendi. Şimdi Ordu'dan L200 buluşması için gelen Ordu ne ekibi diyelim? Off-road ekibi değil. L200 ordusu olarak sadece. L200 ordusu olarak. L200 kovalanlar. Ordu'yu siz temsilen siz geldiniz evet, herhalde. Yaklaşık 6 araç geldik. Evet. 6 aracın 4'ü yarışa girdik.
Allah nasip ederse de şu anda hala açıklanmadı, hediyeler veriliyor. Evet. 1-2-3 biz ordu olarak gideceğiz. Görünüyor. Güzel bir yarış düzenlendi. Fakat böyle birazdan Emre girer zaten bir insert görüntü. Böyle bir tehlike atlatıldı. Hepimizin yürekleri ağzına geldi. Ama kazasız belasız atlattık. Güzel bir etkinlik oldu. Gene dostluğun, arkadaşlığın kazandığı, Türkiye'nin her tarafından gelen insanların kazandığı güzel bir etkinlik. Şimdi ödül töreni var. Biraz orayı çekelim. Ondan sonra devam ederiz. Olsun. Eyvallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.